Herkese selamlar. Bugün yine Galatasaray gelişmeleriyle birlikteyiz. Bugün gazetelerde yer alan Galatasaray haberlerini hep birlikte inceleyeceğiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, liglerin iptalini düşünmek dahi istemiyoruz açıklamasını yaptı. Türkiye Futbol Federasyonu Nihat Özdemir katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulundu. Özdemir, ligi oynamak isteyen kulüp sayısını açıklarken liglerin iptalini hiç düşünmek istemiyoruz ifadelerini kullandı. İşte Nihat Özdemir'in açıklamalarından satır başları şu şekilde. Alternatiflerimize göre lige Temmuz ortasında başlayabiliriz ve 13-14 Ağustos'ta bitirebiliriz. Duruma göre seyircili de oynanabilir. Ligleri başlatma kararı kendi başımıza aldığımız bir karar değil. UEFA ile danışarak her zaman kararlar alıyoruz. Biz UEFA'nın bir parçasıyız. UEFA maçlar oynanırsa Temmuz'a kadar tamamlayın. Ben de Avrupa kupalarını Ağustos'ta oynatayım diyor. Ligler 12 Haziran'da başlamazsa bunun 19'u var. Liglerin oynatılmama ihtimalini hiç düşünmek istemiyoruz. Bir başka bir alternatif düşünemiyoruz. Oynatarak bu ligleri bitirmek istiyoruz. Diğer şartları hiç konuşmadık. Yoksa değişik yerlere çekilir. Alternatiflere göre lige Temmuz ortası başlayıp Ağustos ayında bitirebiliriz açıklamasını yaptı. Bu açıklamalardan sonra sosyal medyada büyük bir yaygara koptu. Ligin oynatılması sanki sadece Galatasaray'ın işine yarıyormuş gibi provokatörler ortaya çıkmaya başladı. Sizin fikriniz nedir? Ligler ne zamandan sonra oynatılmalı? Fatih Terim istedi, Florya'da tedbirler arttırıldı. Futbol camiasında salgın artarken Galatasaray'da personelde testin pozitif çıkmasından sonra sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yeni Asır'da yer alan habere göre vaka ile ilgili gece geç saatlerde bilgi alan teknik direktör Fatih Terim'in talimatıyla Florya'ya dezenfekte kabininin yerleştirildiği öğrenildi. Sarı Kırmızıların antrenman tesislerine koyduğu bu kabinin aralarında kulüp başkanı Ahmet Nurçevi de dahil olmak üzere birçok vaka rastlanan Beşiktaş'ın Nevzat Demir tesislerine koyduğu kabinden daha fazla özelliğe sahip olduğu ve oyuncuların ateşinde ölçebileceği bildirildi. Galatasaray'a Mbaye Diagne bonusu. Kulüp Brugge'nin şampiyonluğu Galatasaray'a yaradı. Belki görmeyenlerimiz olmuştur. Dün akşam Belçika Ligi'nin şampiyonu Kulüp Brugge olarak ilan edildi. Zaten aralarında yaklaşık 18 puan fark vardı ikinciyle. Yani şampiyon ilan edilmese dahi çok rahatlıkla şampiyon olabilecekti. Bu salgın nedeniyle de ligi fazla uzatmak istemediler. Sarı kırmızı takım Mbaye Diagne'yi Belçika Ligi ekibine kiralık olarak göndermişti. Kiralık sözleşmesinin sona erecek olmasından dolayı Galatasaray'a dönecek olan Senegalli futbolcu takımına ekstra para kazandıracak. Ligler ertelenmeden önce playoff sezonu öncesi 18 puan farkla lider olan kulüp Brugge şampiyon ilan edildi. 20 puanla son sırada yer alan Vastenaat Beveren ise küme düştü. Vastenaat Beveren kulübü bu kararına itiraz edeceklerini açıkladı. Belçika liginde şampiyon ilan edilen kulüp Brugge, Diagne transferindeki anlaşma gereği Galatasaray'a bonus ödemesi yapacak. Yani Diagne hiç oynamadan dahi Galatasaray'a para kazandırmayı başardı. Gerçekten de helal olsun bu adama. Diagne'nin de kiralık sözleşmesi bu sene bitiyor. O da Galatasaray'a dönmeyi düşünüyor. Ama pek döneceğini zannetmiyorum. Nottingham Forest ve Watford Diagne ile yakından ilgileniyor. Bakalım önümüzdeki günlerde Diagne transferi hakkında neler bileceğiz. Galatasaray'dan sürpriz transfer. Yeni Neymar aslan oluyor. Süper Lig'de bitime 8 maç kala lider Trabzonspor'un 3 puan gerisinde şampiyonluk iddiasını sürdüren Galatasaray'da yaz transfer dönemi için çalışmalar start aldı. Teknik direktör Fatih Terim'in isteği doğrultusunda hareket eden aslan, scout ekibinin tecrübeli çalıştırıcıya önerdiği isimleri de gündemine aldı. Bu doğrultuda sezon sonuna ermeden somut adımlar atmaya hazırlanan Cimbom, transferdeki önceliğini yerli ve gelecek vadeden oyunculara verdi. Türkiye'de ve Avrupa'da forma giyen birçok yerli ismi gündemine alan Sarı Kırmızıların, Emre Kılıç, Mert Hakan Yandaş ve Oğulcan Çağlayan ile ön protokol imzaladığı iddia edilirken Erdoğan Yeşilyurt, Mert Müldür, Okay Yokuşlu, Mert Çetin gibi isimler için de girişimlerini sürdürüyor. Scout ekibine güvenen ve birçok ismi bu şekilde transfer eden Cimbom bu kez Brezilya'da genç bir isme yöneldi. Galatasaray yönetimi Vasco da Gama'da forma giyen 2002 doğumlu Thales Magno'ya kancayı taktı. 26 Haziran'da 18 yaşına girecek 1.86 boyundaki solak santrafor yetenekleriyle heyecan yaratıyor. Yeni Neymar olarak adlandırılan genç yıldıza Liverpool'un da talip olduğu ve İngiliz ekibinin teknik direktörü Jurgen Klopp'un oyuncuyu bizzat takip ettiği ileri sürüldü. Sarı Kırmızıların Magno transferinde hızlı davranıp oyuncuyu en kısa süre içerisinde imza attırmak istediği öğrenildi. Thales Magno şu anda geleceğin Neymar olarak görünüyor.
Yani böyle futbolcu almak çok da kolay iş olacağını zannetmiyorum. Açıkçası söylemek gerekirse en fazla bizim yapabileceğimiz iş Telles Magno'yu Liverpool kendisine alır. Liverpool'da direkt ilk 11'e girmeyeceği için Galatasaray'a kiralık olarak gönderebilir. Şu anda akıllara gelen alternatif bu şekilde. Gomis'ten Türkiye'ye mesaj. Galatasaray'ın eski yıldızı Buffett'in bir Gomis katıldığı bir Instagram canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu. İsmi Fenerbahçe ile anılan Fransız golcü Süper Lig'e geri dönüp dönmeyeceği ile ilgili sorulara flash bir cevap verdi. Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımında forma giyen Galatasaray'ın eski yıldızı Buffett'in bir Gomis salgın sürecinden Türkiye'deki günlerine kadar birçok konu hakkında önemli açıklamalar yaptı. Bana göre Türkiye'deki en büyük ve en iyi kulüp Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye saygım var. Gelmeden önce Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi duymuştum ama Galatasaray çok daha iyi biliniyor. İyi kulüpler ama Galatasaray'ın daha çok kupası var, Avrupa kupası var. Böyle bir takımı bilmemek zor. Galatasaray'ın başarısını görmemek çok zor. Önemli bir takım Beşiktaş ve Fenerbahçe'de büyük. Bunu da söyledim. Türkiye'ye geri dönecek misin sorusuna cevap veren Gomis, Al Hilal'de mutluyum. Hedeflerim var. Bir gün tekrar İstanbul'da futbol oynar mıyım bilmiyorum. Göreceğiz. Belki ileride yaşamak için İstanbul'a gelebilirim. Şu anda Al Hilal ile Asya Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak amacım. Açıklamasını yaptı. Gomis de tam bir Galatasaray tutkunu. Eğer Fatih Terim bu sezon sonunda Galatasaray'a gelmese ben Gomis'in tekrarda Galatasaray'dan oynamak istediğini düşünüyorum. Siz de Gomis'i tekrardan Galatasaray'da görmek ister misiniz? Galatasaray'a Mbaye Diagne müjdesi, yeni takımı belli oldu. Cimbom Senegalli golcüyü geçtiğimiz sezon 13 milyon euro karşılığında Kasımpaşa'dan transfer etmişti. Sarı kırmızılı formayla gösterdiği performansla istenileni veremeyen ve disiplinsiz davranışlarıyla tepki toplayan Diagne sezon başında Kulüp Brugge takımına kiralanmıştı. Sezon sonunda yeniden sarı kırmızılı takıma dönecek olan Diagne, teknik direktör Fatih Terim'in yeni sezon planlamasında yer almıyor. Galatasaray'dan ayrılmaya hazırlanan ve kendisine kulüp arayan Senegalli forvetin yeni takımı belli oldu. Kendisinin de yaptığı Instagram paylaşımı İngiltere Championship ekiplerinden Nottingham Forest'in ismini öne çıkarsa da bu kez Premier Lig'den bir talip olduğu belirtildi. Diagne, Nottingham Forest'in ilgisine rağmen Premier Lig ekibi Watford'a imza atmaya çok yakın. Watford'ın Galatasaray'ın şampiyonluğa ulaştığı 2018-2019 sezonundaki performansını dikkate alarak Diagne'yi Nottingham Forest'in elinden kapmak istediği belirtiliyor. Takımların liglerindeki durumları da transfer adına belirleyeceği etki olabilir. Çünkü Watford'ın Premier Lig'den düşme, Nottingham Forest'in ise Championship'ten Premier Lig'e yükselme ihtimalleri bulunuyor. Galatasaray'da Diagne'yi 7 veya 8 milyon euro arasında satacak. Çünkü artık elden çıkarma derdinde Galatasaray. Kulüp Brugge'de kadro dışı kalması Diagne'nin değerini oldukça düşürmüş durumda. Galatasaray'a 1.95'lik dev stoper. Galatasaray'ın salgın nedeniyle verilen araya fırsat bilip transfer çalışmalarına başlatmıştı. Sarı kırmızılar Luyendama ve Marka'dan gelecek bonservis bedeliyle yeni sezonun kadrosunu kurmayı planlıyor. Dün bahsettiğimiz videoda da Galatasaray transfer için kaynak yaratmak adına Luyendama ve Marka'yı satışını yapabilirmiş. İkisinden toplam 40 milyon euroyu hedefliyor Galatasaray. Eğer Marka ve Luyendama'yı da satarsa yerine stoper bakmaya şimdiden başlamış durumda. Galatasaray Marka gibi genç ve potansiyeli yüksek futbolcuları kadrosuna katmak istiyor. İki oyuncunun yerini doldurmak için çalışmalar başladı. Scout ekibi Avrupa ve Güney Amerika'da arayışlarına başlamış durumda. Sarı kırmızıların alacağı stoperin aynen Marco'da olduğu gibi genç ve gelecek vadeden bir isim olması bekleniyor. Tam da bu iddiaların üzerine Monterrey'de forma giyen Cesar Montes'in ismi ortaya atıldı. İkinci ismi Hasip olan Montes için Meksika basını Galatasaray peşinde. El Turco Galatasaray'a dedelerinin topraklarında oynamaya gidiyor yorumunu yaptı. Galatasaray'ın 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği ve temasların yoğun bir şekilde devam ettiği öğrenildi. Galatasaray bundan sonra sürekli genç futbolculara yönelecek. Zaten yapılması gereken de bu. Bu dar boğazdan kurtulmak için, ekonomik zorlukları halletmek için kesinlikle artık yüksek bonservis bedeliyle futbolcular alınmamalı. Galatasaray'a büyük müjde. Anlaşma tamam. Nisan ayında futbolcularından yıllık ücretlerinde indirim talep eden Galatasaray'ın çağrısına ise Muslera dışındaki yabancı yıldızlar kayıtsız kalmıştı.
Hürriyet'te yer alan habere göre Galatasaray'da akıbeti ve sonucu merak edilen bu konu el sıkışarak noktalandı. İşte sarı kırmızılı kulüpte yıldızların evet dediği indirim formülü. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, ikinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay bu konuda önemli bir adım atma kararı aldı ve şampiyonluk bonuslu teklifle uzlaşma sağlandı. Galatasaray anlaşma sağlanan yeni teklifte futbolcularından %30 değil %15 indirim talebinde bulundu. Sarı kırmızılı kulübün bu adımına ise futbolculardan olumlu yanıt geldi. Radamel Falcao başta olmak üzere Feghouli, Muslera ve Younes Belhanda gibi isimler de bu yeni teklifte olumlu geri dönüş yaptı. Galatasaray'da bu jeste karşılık vermek adına şampiyonluk bonusu ekledi. Buna göre yıllık ücretlerinde %15 indirim talebini kabul eden Galatasaraylı futbolcular şampiyonluğa ulaşırsa yönetim bu başarıyı ücret iadesiyle ödüllendirecek. Şampiyonluk gelirse tüm futbolculara indirimin %5'lik bir kısmı iade edilecek. Böylece şampiyonluk halinde oyuncuların yaptığı indirim %10 olacak. Galatasaray ve yönetim bu şekilde anlaşma sağlamış. Galatasaray'dan sürpriz yerli hamlesi Fatih Terim onay verdi. Yeni sezonda yarışacağı tüm kulvarlarda başarılı sonuçlar elde etmeyi amaçlayan Cimbom'da oyuncu arayışları sürerken yerli transferine öncelik verildi. Arda Turan, Semih Kaya, Hasan Ali Kaldırım, Mert Müldür, Nazım Sangare, Yunus Mallı, Mert Çetin gibi birçok yerli isim daha gündemini alan Sarı Kırmızılar'da gündeme sürpriz bir isim geldi. Fanatik'in haberine göre Aslan bonservisi Köln'de olan ve bu sezon Holstein Kiel'de kiralık forma giyen Salih Özcan'ın transferi için harekete geçti. Scout ekibinin önerdiği Salih'e teknik direktör Fatih Terim'in de onay verdiği öğrenildi. Bu sezon Holstein Kiel'de yıldızlaşan 22 yaşındaki Salih Bundesliga 2'de çıktığı 22 maçta 5 gol, 6 asistlik skor performansı gösterdi. Galatasaray'ın profesyonelleri harekete geçerken potansiyeli yüksek genç ismin kimseye kaptırılmaması için acele edilecek. Alman basınına göre de Cimbom bu transferde oldukça ciddi. Almanya milli takımında tüm 6 yaş kategorisinde forma giyen Salih, orta sahanın merkezinde 8 ve 10 numara pozisyonlarında oynuyor. Salih Almanya 2. liginde oynasa da bu futbolcuyu transfer etmek hiç de kolay olmayacaktır. Almanya milli takım oyuncusu ve potansiyeli çok yüksek. Büyük takımların gözü kesinlikle bu futbolcuda olacaktır. Bakalım gelecek günlerde Salih hakkında nasıl haberler çıkacak, hep birlikte öğreneceğiz.